Kıymetli katılımcılar, pek yok bu sefer Ramazan münasebetiyle. Çok değerli bürokrat arkadaşlarım, her birinizi bu güzel günde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nisan meclisimizin hayırlı olmasını Celal Mevla'dan niyaz ediyorum. Kararlarımızın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 5216 sayılı kanun 13. maddesi gereğince toplandığımız meclisimizin bileşimini açıyorum. Evet, yoklamayı başlatıyorum. Buyurun. Mutlu Işıksu, burada. Yusuf Alemdar, Fevzi Kılıç, burada. Turgut Babaoğlu, burada. Bilal Soykan, burada. İshak Sarı, burada. İsmail Karakumurcu, Özcan Özen, burada. İsmail Gündoğdu, burada. Koray Oktay Öster, burada. Orhan Yıldırım, burada. Metin Atalay, burada. İbrahim Güven Övün, burada. Ahmet Acar, burada. Murat Kefli, burada. İbrahim Hilavcı, Abdullah Kaşkaş, Adem Çalışkan, Adem Sefa, Ahmet Hacıyıboğlu, Ahmet Şen, Aysun Gözcuman, Azmi Çelebi, Behlül Bayrak, Cemil Kocacık, Cüneyt Şensoy, Cüneyt Taşkın Ekşi, Emre Yılmaz, Enver Atasoy, Enver Şelik, Erbay Kayatürk, Ercüment Berber, Ergün Öztürk, Fahri Arkan, Faruk Nalçacı, Fatih Şentürk, Halim Kılıç, Hasan Çetinkaya, burada. Hızır Çağrı Güngör, Hüda Verdi Bahadır, burada. Hüseyin Emani, burada. Hüseyin Havuzoğlu, İsmet Yavuz Yiğit, burada. Levent Tunç, burada. Lokman İçöz, burada. Lütfü Tansı, burada. Mehmet Akkaş, burada. Mehmet İr, burada. Mehmet Nuri Tanın, burada. Mehmet Yılmaz, burada. Meryem Sağlam, burada. Muhammed Çakırbaş, burada. Murat Özdemir, burada. Mustafa Karaasap, Mustafa Yıldız, burada. Necdet Tömekçe, burada. Necmettin Alper, Ömer Süsran Hunca, burada. Rahmi Şengül, burada. Recep Boğaz, burada. Recep Eroğlu, burada. Recep Yarıcı, burada. Recep Yeşil, burada. Rıdvan Ertuğrul, Ruhi Şenol, burada. Seçkin Akçan, burada. Sefer Çoruhlu, burada. Serkan Cerrahoğlu, burada. Soner Yıldız, burada. Şaban Kobudra, burada. Tacettin Efe, Uğur Kılıçoğlu, burada. Yakup Ayar, burada. Zeki Kambur. Evet, meclisimize katılmayan üyelerimizin mazeretlerine bilen kendilerinin izni sayılmalarını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar, meclisimizin bilgisine sunmak üzere 1. Milletvekili seçimlerinde adaylık için istifa sonrası G ve Belediye Başkanı yerine seçilen Metin Atalay'a hoş geldin diyorum, hayırlı olsun temennimizi arz ediyoruz. Hoş geldiniz. GV'den aramıza katılan Mehmet Nuri Tanın
beyefendiye de aramıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Pendek Mesut'umuz Yaşar Aygüneş'in yerine Recep Yarıcı yeni Mesut'umuz olmuştu. Hoş geldiniz diyorum. Sefa getirdiniz. Peki, denetim komisyonu çalışmaları tamamladık. Komisyon üyelerimize başta Cemil Kocacık, Rahmi Şengül, Enver Çelik, Hasan Çetinkaya, Mehmet İr arkadaşlarımıza gayretli çalışmaların dolayı meclisimiz olarak ve meclis başkanı olarak hepinize, her birine teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık, sağ olun, var olun inşallah. Denetim komisyon raporu meclis uygulamasına yüklendi. Tüm meclis üyelerimizin bilgisine sunulmuş oldu. Hayırlı olsun inşallah. Evet, gündem dışı konuşmalardan söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Saadetmem, hoş geçmem dedi. Evet. Evet, o zaman hemen sizi kürsüye alalım. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kıymetli ilçe belediye başkanlarım, meclis üyelerim, daire başkanlarım, müdürlerim, kıymetli muhtarlarım, basınımızın güzide mensupları, Sakarya'mızın güzel insanları, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yapacağımız meclis toplantısının Sakarya'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yine geçen hafta görevin başında şehit olan itfaiyerimiz Yusuf Turgut Bey'e de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yine İslam alemini çok üzen bir olayı, terörist İsrail'i, namahremimiz olan, kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu saldırıları buradan kınıyorum. Dikkat ederseniz bu zalimler, bu vampirler genellikle bu olayları mübarek günlerde, mübarek gecelerde ve mübarek aylarda yapıyorlar. O da yetmezmiş gibi mescitteki Müslümanların elini, kolunu, bacağını kırıyorlar, o da yetmezmiş gibi tam iftar saatinde iftar açacakları zaman Müslümanların üzerlerine bomba yağdırıyorlar. Buradan sesleniyorum. Ey Birleşmiş Milletler, neredesiniz? Ey insan haklarını savunanlar, neredesiniz? Ey 60 tane Müslüman ülkesi, ya siz neredesiniz? Gerçekten çok büyük zalim, çok büyük olayları yaşanıyor İslam aleminde. Ama biz maalesef ve maalesef particilik oynuyoruz. Bu ateş bizi de yakacak. Bir alacağız, beraber olacağız, ayağa kalkacağız. Bunları bu manevi mübarek topraklardan söküp atacağız Allah'ın izniyle. Evet kardeşlerim, peki ne yapacağız? Artık kaybedecek tek bir saniyemiz yoktur. İsrail işgal ordusu derhal durdurulmalı ve uluslararası camia bir an evvel harekete geçirilmeli ve geçirilmelidir. Bir an evvel bunu yapmak lazım. Bu vampirler kınamadan anlamaz. Bu vampirler sözden anlamaz. Bu vampirlere şiddet lazım. Ki yapacağız Allah'ın izniyle onu da. Evet kardeşlerim. Cumartesi günü 14 tane köyü gezdim. Yapmış olduğum saha çalışmalarında şunu gördüm arkadaşlar. Pamukova tarıma dayalı bir bölge. Pamukova ve Geyve'de Zirai Don olayından dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördüler. Gerçekten sahada görüyorum, yaşıyorum. Çiftçiler çok zor şartlara rağmen üretim yapıyorlar. Üretim maliyetleri çok yüksek. Gübre, ilaç, mazot,
sulama birim fiyatları, işçilik gerçekten yüksek. Bunları karşılayamıyorlar sattıkları ürünlerden. Bir de bunun üzerine Zira İdol olayı yaşandı. Daha büyük zarar edecekler. Onun için bu kardeşlerimize, bu kardeşlerimizin bu faaliyetlerini yürütmek için bir takım krediler aldılar. Bu kredileri kredi borçlarının ertelenmesini talep ediyorlar. Böyle bir taleplerimiz var. Evet, her zaman söylüyoruz, tarım ve hayvancılık en önemli sektör. Ama maalesef sahada görüyoruz, tarım ve hayvancılık gerekli destekleri almıyor, gerekli hizmetleri almıyor. Bendeniz bunu birebir yaşıyorum. Bakınız, tarım toprakları ve meralar her geçen yıl yok ediliyor. Bunu rakamlar söylüyor, ben söylemiyorum. Bakınız, bundan bir ay önce konunun uzmanlarından olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar bir ay önce Sakarya'da katılmış olduğu bir programda aynen şunu söylüyor. Bakınız, Sakarya'nın bereketli topraklarının son 30 yılda kaybedildiğine değinen Başkan Bayraktar, ilimizde 30 sene içerisinde Pamukova büyüklüğünde, bakın dikkat edin, ilimizde 30 sene içerisinde Pamukova büyüklüğünde tarım toprağını maalesef kaybettik. İster kamu yararı adı altında olsun, ister başka nedenlerden ötürü Sakarya'nın verimli tarım arazilerinin kaybedilmesine şiddetle karşı olduğumuzu tekrar ifade ediyorum diyor. Kim diyor? Bu işin uzmanı diyor. Rakamlar da onu söylüyor. Yapmayın, etmeyin. Bakınız, Pamukova'da birinci derece 80 dönüm mera millet bahçesi yapılmak üzere mera basından çıkarıldı. Gittim orada küçükbaş hayvancılık yapan kardeşlerimizi buldum. Çok tepki gösteriyorlar. Sadece hayvancılık yapanlar değil. Pamukova halkı da büyük tepki gösteriyor. Yani üretime yönelik olan projelerin önüne açmak lazım. Hem ekonomiye faydası var, hem istihdam sağlıyor, hem herkesin yüzü gülüyor. Bu tür olaylara Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız hassas bu konularda gerekenin yapacağına yürekten inanıyor. Evet, tekrar Ramazan mübarek, fazla vaktinizi almadan tekrar meclis toplantımızın Sakarya'mız, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbette selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun. Çok saygıdeğer belediye başkanlarım, kıymetli meclis üyelerimiz, çok değerli siyasi partilerimizin grup sözcüleri, değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları. Nisan ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olması temenn ediyorum. Her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi üzeriniz olsun inşallah. Değerli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayımızın hepimize fert fert, aile aile, şehir şehir, millet millet, bütün inananlara hayırlı olsun inşallah. Mevlam mağfiretinden, bereketinden ve de cehennem azabı kurtuluşundan bizleri nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz hafta Yağcılar Mahallemizde çıkan yangın münasebetiyle müdahale eden itfaiyerimiz, kardeşimiz Yusuf Turgut, Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır cemiller niyaz ediyoruz. Çok iyi bir kardeşimizdi. Çok gayretli, çok çalışkan, çok dürüst, çok efendi, çok özverili. Mevlam o görev başında malum bir kaza sonucunda ateşin içine düşerek can ruhunu teslim etti. Görev şükürümüzdür. Allah gönlüne rahmet eylesin. Mevlam bir daha böyle olaylardan, kazalardan milletimizi, Sakarya'mızı, bütün ülkemizi ve dünya insanlığını dahil muhafaza eylesin inşallah. Acı acıdır. Rabbim kardeşimizin mekanını cennet eylesin. Makamını âli eylesin. Yine rahmet rahmana kavuşan
Kayalar Reşit Bey Mahalle Muhtarımız Mehmet Aktürk'e Celal Mevla'dan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlıyoruz. Makamı cennet olsun inşallah. Yine Geyve Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Neşet Çakır'ın vefat eden babası Cavit Çakır'a Celal Mevla'dan rahmet diliyor. Sevenlerine sabr-ı cemiller niyaz ediyoruz. Yine Erenler'de faaliyet gösteren Bozkırlar Kasabı'nın kurucusu Zeval Bozkır'a Cenab-ı Mevla'dan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabrı cemiller diliyoruz. Sevenlerinin ve ailesinin başı sağ olsun. Yine rahmet rahmana uğurladığımız hemşerimiz Hüseyin Yılmaz'a Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yine Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Sayın Ercan Ateş'in kıymetli annesi rahmetli olmuştur. Cenab-ı Hak'tan validemize gani gani rahmetler diliyoruz. Yakınların başı sağ olsun inşallah. Makamı cennet olsun. Değerli meclis üyelerimiz, kıymetli katılımcılar, hamdolsun bu hüzünle beraber içinde bulunduğumuz Ramazan ayı biraz daha biz teskin, biraz daha tefekkür, biraz daha kendimize gelmeye vesile oluyor. Mevlam bu güzel ayımızı hayırlı siyah deruht etmeyi nasip etsin ve bayrama da kavuştursun inşallah. Malum dün tarih itibariyle listeler açıklandı. Ülke olarak yeni bir heyecanla, yeni bir ülkemizi yönetecek olan yiğit insanlarımızı seçmek üzere gerekli çalışmalar başlanmasının startı verilmiştir. Mevlam hayırlı olsun desin, memleketimize, ülkemize, dünya insanlığına hayırlı seçmenler ve hayırlı seçilenler nasip etsin inşallah. Malum Sakarya olarak her geçen gün yeni yeni aktivitelere, yeni yeni çalışmalara imza atıyoruz. Malum şehrimizi dünya markası yapmak istiyoruz. Dünyada anılan, dünyada sayılan, sektörler bazında ön plana çıkan bir şehir olmasını istiyoruz. Malum Sakarya'mız 5 ana temel sektörde söz sahibi. Onlardan bir tanesi malum tarım, bir tanesi sanayi, bir tanesi turizm, bir tanesi üniversitelerimiz ve bir tanesi de sporumuz. Bu 5 ana temel üzerinde yoğun bir çalışmalar devam ediyor. Bütün sektör temsilcileri çalışmalarını hız kesmeden artırarak yürütmektedir. Malum spor konusunda dünya markası olduk. Allah şükür olsun. Artık Sakarya deyince dünya bisiklet dostu şehir haline geliyor. Yani literatüre, dünya sahnesine, dünya literatüre girmiş olduk. Hemen akabinde malum tekrar sporla ilgili Avrupa spor şehri literatürüne girdik, unvanını aldık. Yani spor konusunda da Avrupa spor şehri unvanını aldık. Akabinde bu çalışmalarımız artarak devam ediyor. İnşallah sporda nasıl hem Avrupa'da spor şehri unvanı almışsak hem de dünyada bisiklet şehri unvanı almışsak şimdi tarımla ilgili çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. İnşallah dünyada da kısa zamanda tarımla ilgili bir ön plana çıkışımızın çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Malum geçtiğimiz ay Londra'da Avrupa Kalite Ödülü, Avrupa Kalite Zirvesi ve Avrupa Kalite Ödülleri töreninde Avrupa Kalite Ödülünü almak nasip oldu. Sakarya adına, şehrim adına bu kalite ödüllerini aldık. Kalite ödülünün de temelinde tarımsal faaliyetlerimiz vardı. Sakarya şehir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 6000 dönüm arazide dünyada ve Türkiye'de eşi olmayan, karşılığı olmayan farklı bir atılım yapmış olması, sadece atılım yapmak kalmayıp inovasyon yapması, farkındalığı ortaya koyması, teknolojinin son sınıf kullanması, tarımda teknolojiyi birleştirmesi, bilgiyi, teknolojiyi ve de emeği bir haline getirip, birleştirip çok farklı ürünler elde etmesi. Yani birim maliyetleri düşürüp birim maliyetinde yüksek verimliliği ortaya koyması. Örnek, malum Kuzuluk'taki dünyaca meşhur
mükemmel merkezimiz. Parmakla gösterebileceğimiz. Bunlar şu anda dünya literatüre girdi. İzleniyor ve gözleniyor. Verimliliği, kalitesi, doğallığı, biyolojik olması, organik olması ve az yerden çok ürün elde edilmesi, bahsettiğim gibi bir dekardan takriben 50 ton domates alma becerisine Cenab-ı Mevlam nasip etmesi. Normal şartlar 5 tonu geçemezsiniz. Hadi en fazla 10 tane çıkarsınız. Mevlam böyle bir üretim modelini nasip etti. Model olarak karşımızdadır ve pratik olarak da görülmektedir. İnşallah örnekler alınır, daha da yaygınlaşabilir. Artı malum organik tarımda hem tıbbi hem de aromatik bitkilerde 3000 dönüm alan üzerinde bir üretim merkezi, bir botanik bahçe oluşturması. Bu dünyada böyle bir şey yok, bunu söyleyeyim size. Ve Almanların işbirliği halinde. Üretimimizin tamamen %90 Almanlara gidiyor. Şükürler olsun, çok başarılı bir proje. O da çok şu anda dünya literatürüne girmiş ve gözleniyor, takip ediliyor. Organik olması takip ediliyor, verimlilik takip ediliyor ve de çeşitli takip ediliyor. İnşallah yanık fidanımız bütün şehirlerimize fidan vermeye devam ediyor. Şimdi inşallah yakında açılışını yapacağız. 500 dönüm arazilerinde meyve bahçesi açıyoruz. 75 çeşit meyve, 27, işte 30'a çıkarıyoruz, 30 tür. Böyle bir meyve bahçesi, parmakla göstereceğimiz, yani Türkiye'de model olabilecek bir meyve bahçeliğini nereye yapıyoruz? 30 bin toprak dökerek, yani eski katadık deposunu tarımsal üretime açarak, nebat 30 bin kamyonla, nebat toprakla, orası şu anda bir cennet haline getirdiğimiz alancıbalık yerimiz. İnşallah kısa zamanda hep birlikte de oraya gitmeyi planlıyoruz. Sayıdan arttırabiliriz. Bir yandan sarap üretimi, bir yandan efendim safran üretimi, çilek üretimi, istiridye mantarı üretimi, manda üretimi çiftliği. Yok şu kadar. Tarımın bütün dallarında var. Hepsinde de Allah büyük bir başarı ihsan etmiştir. Allah şükür olsun. Bunlar sizlerin destekleri oluyor. Sizlerin katkıları oluyor. Sizlerin bize vermiş olduğu yoğun moral veriyor. Mevla bu şekilde seferimize yeni atılımların, yeni yeniliklerin yapılmasını nasip etsin inşallah. Değerli katılımcılar, hemşehrimizin değerlerini koruyan, hem de yeni dönemin şartlarına uyum sağlayan, hem de küreselleşen dünyada ben de varım diyebilen bir Sakarya için gündüz gece demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımda da dünyada bahsettiğim gibi örnek olma yolunda çalışmalarımız sürüyor. Yakında tekrar çok büyük projeye başlamak ve çok büyük projeyi hayata geçirmek üzere kolları sıvadık. Takriben Karapüçek'teki o güzel alanda 85 derecelik ve 25 litre saniyelik bir termal suyu Meta'dan aldık 12 milyon TL'ye. Oraya projelerimiz hızlı bir şekilde sürüyor. İnşallah oraya 100 dönümünü yeni model dünya çapında sararak geri kalan kısmında da en azından el dönümde de orkide üretimini planlıyoruz. Orkide. Pazar problemi yok. 1-10 alıyorsun. 1-20 alıyorsun. Böyle bir üretim. İnşallah onda projelerini yoğun bir şekilde çalışmalarını devam ettiriyoruz. Değerli katılımcılar, Şubat ayında meydana gelen malum asrın felaketinde 11 ili etkileyen depremde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ve ilçe belediyelerimiz olarak ve Sakarya halk olarak ilk günden itibaren bölgeyle iç içe onların sorunlarıyla, onların problemleriyle, onların yaralarını sarmak ile meşgulüz. Gündüz gece yaraları sarmak için hem hemşehrimizden hem de afet bölgelerinde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Adıyaman konteyner kentimizi tamamlarken İskenderun konteyner kentimiz için çalışmalarımız son aşamasına geldi. İnşallah bayrama kadar yetiştirmeyi planlıyoruz. Burası şu anda İskenderun. Geçtiğimiz hafta Arfiye'den 4. sefer olan konteynerlerimizi uğurladık. Her bir trene 40 civarında konteyner koyabiliyoruz. Şu anda trene hareket veriyoruz. İnşallah 2 tren daha göndereceğiz. Ve nasip olursa bayramdan sonra vatandaşlarımızı o konteyner kentimize yerleştirmeye başlayacağız inşallah. Deprem bölgesinde şu ana kadar 164 konteynerimizi intikal ettirdik. Geri kalan kısmında
intikal ettirmek üzere çalışıyoruz. Bu hafta gönderemedik. Malum Bilecik'te Devlet Demiryolları'nda bir ilan oldu. Eylem münasebetiyle 15 gün ulaşıma kapatıldı. İnşallah açılır açılmaz tekrar biz oraya iki trenimizi göndereceğiz. Barındırma çalışmalarımıza devam ederken içerisinde bulunduğumuz Mubarak Ramazan ayı vesilesiyle depremzedelerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Taş evlerimizle, Ramazan etkinlik tırlarımızla, afet bölgelerinde adeta bir hizmet köprüsü kurduk. Taş evlerimiz sayesinde Mubarak ayın ilk gününden itibaren iftar ve sahur sofraları sayesinde her gün yüzlerce depremzedemize sıcak yemek sunuyoruz. Oruçlarımızı birlikte açıyoruz. Sahurlarımızı sıcak çay eşliğinde yapıyoruz. Depremzedelerimiz için her an yanında olmayı bayramla birlikte onlarla inşallah her daim ihtiyaçlarını karşılamak üzere seferberiz ve devam ediyoruz. Kıymetli katılmışlar. Ramazan ayının bereketini idrak ettiğimiz bu günler aynı zamanda bizim 4 yılımızı tamamladığımız gündür. Yani Mevlam nasip etti. Şükürler olsun güzel Sakarya'mıza hizmet etme konusunda seferber olduk. Geceyi gündüze katarak bir çivi üzerine çivi çarpmak için gayretlerimizi görüyorsunuz. Hep beraber bir gayret gösteriyoruz. Mevlam tekrar bu gayretlerimizi ziyade eylesin inşallah. 4 yıldır çalışmalarımız doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için gayretle çalışıyoruz. Şehrimizin tüm ihtiyaçlarını alt alda sıraladık, sonra kalorunu sıvadık ve sahaya indik. Yani evvela bir kısa durum muhakemesi yaptık. Hali hazır haritaları çıkardık. Ve hali hazır haritalarla öncelikleri ortaya koyduk. Nereden başladık? Ne yapmamız lazım? Sakarya için ne tür yenilikler, ne tür atılımlar, ne tür hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yapalım? Ne tür vatandaşlarımızın gelir düzeyini arttırıcı çalışmalar yapalım? Ne tür vatandaşlarımıza örnekler, modeller oluşturalım? Bunun düşüncesi içinde hemen hemen bir yıl proje yaptık, plan yaptık, program yaptık. Ve ekip arkadaşlarla beraber oturduk. Onlar işaret ederek bir güzel bir Sakarya için projelerimizi ortaya koyduk. Bununla ilgili malum Sakarya Büyükşehir olarak altyapı olmazsa olmaz dedik. Altyapıya çok ciddi emek verdik. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Ben rakamlara girmeyeceğim. Buradan gelen istekle fazla da bugün konuşmak istemiyorum. Yani gelen istek üzerine Ramazan olması münasebetiyle arkadaşlar ne kadar kısa konuşursam o kadar mutlu olacaklarını ifade ettiler. Ben de konuları detaylandırmayacağım. Ama bazı konuları ana başlıklarıyla sizlerle paylaşmamız lazım. Altyapıda arkadaşlar tarih yazıyoruz. Rakamları inşallah daha sonra uzun söyleyeceğim. Tarih yazmak nasıldır? Sizlere paylaşacağım. İkinci üst yapıda tarih yazıyoruz. Arkadaşlar, dilek olun. Yapmış olduğunuz üst yapıdaki faaliyetleri mukayese edin ya. Mukayese edelim yani. Ner yapıldı? Ner yapıyoruz? Bu konuda da şükürler olsun 4 yıldır bir tarih yazdık. Yine aynı şekilde kültür ve sanatta ne gerekiyorsa yapılıyor. Ne gerekiyorsa yapılıyor. Haftada 2 gün, 3 gün program devamlı. Her türlü tiyatrosundan, seminerinden, sohbetinden, sosyal doğum alanlarından ne gerekiyorsa haftada 3 gün ciddi manada kültürel faaliyetlerimiz devam ediyoruz. Aynı zamanda sosyal alanda da çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yani her açıdan yürüyoruz. Altyapıdan, üst yapıdan, sosyal alandan, kültürden ve bununla ilgili çalışmalarımızı harman ediyoruz. Her şey Sakarya'mız için. Her şey Sakarya'lılar için. Ya yani Sakarya Büyükşehir'e sonra hemşehrilerimiz için gündüz diye demeden her alanda emekle, gayretle, destekle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Değerli mensuplarımız, kıymetli katılımcılar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz projeler, hizmet anlayışımızın, gelecek umudumuzun en güzel göstergesidir. Altyapı, üst yapı, sosyal donatı alanları, dezavantajlı gruplara destek, eğitim çalışmaları, kültür ve sanat faaliyetleri, sanayi yatırımları, tarım yatırımları, sosyal projeler derken hizmetlerimizi dolu dolu bir 4 yılı beraber geçirdik. Sakarya'mız için çalışmalara başlattığımız yeni 4 projeyi de
başlık olarak sizlere paylaşmak istiyorum. Malum, geçen ayda bir 4 projeden bahsetmiştim. Bu ayda yeni bir 4 projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ay gündemimizde ne var? Neleri gündeme aldık? Onlardan bir tanesi. 1. Maden Deresi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüşü Parkuru. Evet, Kocaeli Belediye Başkanımız bu konuda büyük destek verdi. Büyük ısrar etti. Olmazsa olmazlar arasına koydu. Aynı zamanda Karasu Belediye'miz için de çok önemli. Hem Karasu'muz için hem de Kocaeli için önemli olan bu merkezi çok doğal bir merkez. Gel harika merkez ama tabii bunun ne yapması gerekiyor? Bir takım imkanlar, bir takım tamir, tadilat, bakım, onların yeni tesislerle halkımızın huzuruna, halkımızın hizmetini açmak gerekiyor. Onunla ilgili çalışmaları başlattık. Kocaeli ilçemizin içerisinde bulunan Maden Deresi ve Şelalesi, biliyorsunuz ki turizm açısından potansiyeli çok yüksektir. Bu sebeple turizme kazandırılması için Maden Deresi, ekoturizm alanı ve doğa yürüyüş parkuru yapım işini 24 Ocak'ta ihaleye çıkarttık ve değerli bir firmamızın alımıyla imzalarımızı attık. 20 Şubat'ta yer teslimi yapıldı ve proje kapsamında 1812 metre yürüyüş yolu, 30 metresi mineral küptaş, kalan 1512 metresi ise çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplı olarak imal edilmektedir. 8 adet dinlenme alanı, 3 adet çeşme, 2 adet tünel, 4 adet tünel seyir alanı yer almaktadır. Bu sene içerisinde bitirmeyi planladığımız projemizin şimdiden Kocaeli'mize, Karasu'muza, tüm Sakarya'mıza hayırlı olsun inşallah. İkinci projemiz, dekoratif dikey bahçe yapımı. Ya bu da nereden çıkacaksınız? Dekoratif dikey bahçe yapımını şehrimize kazandırıyoruz. Sakarya'mızın en önemli giriş kapılarından birisi olan ve her gün binlerce aracın geçtiği Adapazarı 4 yol kavşağı üzerinde peyzaj alanlarını üçüncü bir boyuta taşımak ve şehrimize değer katmak için kolları sıvadık. Şimdi karşıda görüyorsunuz güzelliği. Adapazarı ilçesi dekoratif canlı dikey bahçe yapımı işini 13 Ocak'ta ihaleye çıkarttık ve anlaşmalarımızı sağladık. 10 Şubat'ta yer teslimi yaptık ve projemiz başlamıştır. Uygulama alanı 470 metrekare olan 8 farklı türde toplam 28.766 adet dekoratif çalı dikilecektir. Aynı zamanda canlı dokuların sulanması tamamen otomatik sistemle olacak ve gece görüntüsünün de fark edilebilir olması açısından dekoratif aydınlatma ve ışıklandırmalar yapılacaktır. Şehrimize giriş yapacakları karşılamak için gerçekleştirdiğimiz dikey bahçe içerisine Sakarya Bir Başka sloganını koymaktayız. Bu güzel projemizin yapımını 2023 içerisinde bitmesini planlıyoruz. Şimdiden Sakaryalarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üçüncü projemiz Sapanca Göl Mahallesi park yapım işi. Şehrimizin turizmine güçlü katkı sağlayan Sapanca'mızın Göl Mahallesi'ndeki hemşehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Sapanca Göl Mahallesi peyzaj düzenlemesi yapım işini Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ele aldık. Sapanca Belediye Başkanımız ve heyeti bize de bu konuda ciddi bir destek vermekte. 10 Mart'ta ihaleye çıkan projemizin alanı 3523 metrekare olup söz konusu alan üzerinde 130 metrekare tek katlı sosyal tesis binası, 420 metrekare basketbol sahası, 4x4 ölçülerinde 3 adet ahşap kamelya, 2 adet aletli oyun grubu, 100 kişilik kademeli seyir tribünü, 240 metre kauçuk spor koşu yolu, 253 metre parke taşlı yürüyüş yolu, 1853 metrekare yeşil alan inşa edilmek üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalarımızın sonunda Sapanca'da hemşehrilerimizin bol vakit geçirebilecekleri sosyal tesisin şehrimize hayırlı olmasını şimdiden temenni ediyorum. Diğer bir projemiz İl Ormanı Bungalov Evlerinin yapılmış. Hem Sakarya'mızda hem de çevre illerden
pek çok ziyaretçi ağırladığımız gözde alanımız olan il ormanında çalışmalarımızı her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. 1030 dekarlık alana sahip olan İl Ormanı Tabiat Parkı içinde bungalovlar yapmak için 5 Ocak'ta gerekli imzaları attık. Anlaşmaları yaptık. Projeleri sunduk. 10 Ocak tarihinde yer teslimi yapılan bungalovların bitişiğinde 42 metrekarelik kapalı, 10 metrekarelik verandalı olmak üzere toplamda 52 metrekareden müteşekkil 10 adet ahşap bungalov inşa edilme işlemlerini başlattık. Bu sene içerisinde bitirmeyi planladığımız bungalovlarımızın çevre düzenlemeleri ve de yapılacak olup Sakarya'mıza şimdiden hayırlı olması temenni ediyorum. İnşallah bu bungalovların zaten 10 tane vardı, işte 10 tane ilave ediyoruz. Onun yolun tam karşısında 100 çadır kent diyerek, çadır kent diyerek gecelik kurulabilecek bir çadır kent alanı oluşturuyoruz. Onun da projeleri şu anda bitmek üzere. 100 kişilik çadır kent. Değerli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sembolü haline gelen Çark Caddemizin rekreasyon çalışmaları için kolları sıvadık. Kilim desenli yürüyüş yolu, kaldırım alanı ve bisiklet yolunun bulunduğu alanın inşası tamamlandı. Benzer işlemelerin uygulanacağı bölümler ise toprak doldurarak hazır hale getirildi. Öte yandan caddenin bu bölümüne görsel zenginlikler katacak dekoratif aydınlatma için işlemler başlatıldı. 400 metrelik alanı toplamda 500 ton asfalt serildi. Önümüzdeki günlerde ise 300 tonluk yine son işlem yapılacaktır. Asfalt, yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve peyzaj alanlarımız tamam, en kısa sürede yepyeni yüz ile hizmete açılacaktır. Aslında pazartesi ve salı, çarşamba günü hizmete açmayı planlıyorduk. Havanın yağmurlu olması münasebetiyle birkaç gün ötelenmiş oldu. İnşallah hava açtığı an orada bir iki günlük işimiz var. Son rutuşlamaları yapıp inşallah trafiğe açacağız, kullanıma açacağız inşallah. Ki orası göreceksiniz, görmeye değer, gezmeye değer ve seyretmeye değer şehrimizin en güzel kilim desenli bir caddesi, kilim desenli bir mekanı oluşturmayı Mevlam nasip etmiştir. Değerli katılımcılar, sözlerimi daha fazla uzatmıyorum. Malum, grup sözcüğünü Saadet Partisi ifade etti. Biz millet olarak sadece kendimizi, kendi ülkemizi düşünmeyip, bütün dünyadaki inanan insanların kardeşliğini, inanan insanların hamileliğini üstlenmiş olan milletiz. Hatta ve hatta, inanmasa da bütün dünyadaki mazlumların yanında olmayı kendimize hedeflemişiz. Mazlumsa biz orada varız, dinine, diyanetine bakmayız. Ama ayrıca inanç birliğimiz olan kardeşlerimizde de her zaman onlarla gönül birliğimiz var, destek birliğimiz var. Malum ülke olarak inanç birliği olduğumuz bütün ülkelerde onların ihtiyaç duyduğu her türlü ihtiyaçları karşılayan bir ülkeyiz. Ve dünyada hayırseverlik konusunda, yurt dışı yardımlar konusunda dünyada birinci sırada olan, bir numara olan bir ülke olduğumuzu biliyorsunuz. Bir numarayız dünyada. En büyük hayır yapan, en büyük destek veren. Bu devam edecektir. Nerede bir mazlum varsa o mazlumun gözyaşını silmek bizim için bir görevdir. Bu Afganistan'da olur, bu Namur'da olur, bu Bengaldeş'te olabilir, bu Pakistan'da olabilir. Neredeyse, nerede bir mazlum varsa bu Sudan'da olabilir, Yemen'de olabilir, Libya'da olabilir, Mısır'da olabilir. Nerede bir mazlum varsa biz mazlumun yanındayız. Şimdi malum, hepimizin yürekleri acıdığı, her Ramazan böyle bir acıyı bize yaşatan bir zalimler grubu var. Zalim, her şeyle. Hemen her Ramazan'da buna benzer olayları yaşıyoruz. Malum, ya yaşanan yer bizim için sıradan bir yer değil. Bir toprak parçası değil. Ya toprağın üzerinde ama bir toprak parçası değil. Sadece bir toprak parçası değil. Bizim kutsalımız. 3 mescit vardır ki, 3 mescit ibadet ve namaz, şükür namazı kılabileceğimiz alandır. Biliyorsunuz Harem-i Şerif'tir. Medine-i Münevvere'dir. Münevvere'deki mescittir ve de Mescid-i Aksa'dır. 3 mescit bizler için
çok farklı kutsaldır. Farkları vardır. Onlar normal mesleğe farklıdır. Hepsinin ayrı bir özelliği vardır. Mekke'deki Harem-i Şerif'in güzelliği tartışılmaz. Hepiniz biliyorsunuz. Medine-i Münevvere tartışılmaz. Hepiniz biliyorsunuz. Malum bizim gözlerimiz orada. Bizim Efendimiz orada. Bizim örnek aldığımız, bütün insanlığın örnek aldığı, dünyaya barış, insanlığı, kardeşlik götüren Allah'ın elçisi orada, o mescitte. Dolayısıyla bizim için burası kutsaldır, normal bir yer değildir. Olamaz. Kutsal mısın biz? Çünkü biz biliyoruz ki levlâke levlâke levlâ halûk defâ. Ey Habibim, ben seni yaratmayacak olsaydım bu kainat yaratmazdım diye tatip edilen bir peygamberimiz var bizim. Ve peygamberler var. Bizim kutsalımızdır. Dokundurmayız buraları. Buranın lafı olmaz. Üçüncü kutsalımız Mescid-i Aksa. İlk kıblemiz bizim. İlk ibadet ettiğimiz alan, yönümüz Mescid-i Aksa. Orası bizim kutsalımız. Onun bir siyaset olmaz. Oranın Hamas olmaz. Yapı da olmaz. Ne yapıyorsun? Evet, konuşmak güzel. Ne yapıyorsun? Ben orada bir acı var. Bu acı için ben birey olarak ne yapıyorum? Bu soruyu soruyor musun? Hep başkalarından ihale etmeyeceğiz. Başkalarından beklemeyeceğiz. Ben ne yapıyorum ya? Orada kardeşler benim temasım var mı? Hepimiz belki dünyanın her yerinde dostlarımız var. Her yerde. Amerika'dan İngiltere'de benim hepimizin dostları var ya. İrtibat kurduğumuz. Ama Müslüman ama gayrimüslim dostlarımız var ya. Merhaba olan insanlar var. Filistin'de kaç tane dostunuz var? Kaç tane aile irtibatınız var? Dünyanın her yerinden var hepimizin. Var mı Filistinli? Yok. Var, onlara bir şey demiyorum. Kusura bakmasın. Kardeşlik öyle sadece konuşmak olmaz. Kardeşsem ben ona ne yapmam lazım? Oradan bir hiç olmaz birkaç aile temas kurup destek veriyor biliyor muyum? Yahut da ben onların dertleri dertlenebiliyor muyum? Acısıyla acılanabiliyor muyum? Gittin mi? Gördün mü? Bilmiyorum içinizde kaç kişi oraya gitti. Kudüs'ü gören, efendim Mescid-i Aksa'yı gören kaç kardeşimiz var ama inanıyorum ki buradaki meclisteki çoğu arkadaşlarımız oraya gitmiştir, orayı görmüştür. O Mescid-i Aksa'nın hangi şartlarda girildiğini görmüştür. Yatırlandırmak istemiyorum. Bizim kutsalımızda Mescid-i Aksa'ya girip girmek sorun üzerine problem. Büyük izinlerle giriyorsunuz. Bizim mescidimiz ya. Mescidim benim ya. Giremiyorsun. Ve dipçiklerle silah gövdesi altına giriyorsunuz. Kontrollü giriyorsunuz. Bunları dertleniyor musunuz? Ama dünya olarak her şeyi dertleniyoruz. Geçimimizle ilgili, geleceğimizle ilgili, mevkimizle ilgili, efendim söyleyeyim, bir takım kariyerlerimizle ilgili, siyasi kariyerlerimizle ilgili. Oo, ne hayaller var, ne hesaplar, ne planlar var. Aman ya! Orada bir bomba oluyor, ağlıyoruz. Yok öyle bir şey. Çünkü ağlamak bize yakışmaz. Biz gözyaşları döken değil, gözyaşları silen biletiz. Bizim işimiz gözyaş dökmez olamaz. En kolay. En kolay iş o. Biz gözyaşı silen biletiz. Bunun için ne yapıyoruz? Kaç kişiye temas halindeyiz? İçinde temas halinde olanlar var, irtibat halinde olanlar var. Biliyorum, tanım arkadaşlarımız var içimizde. Arttırmamız lazım. Onların dertleriyle dertlenmemiz lazım. Onlarla dostluklar kurmamız lazım. Kurmuyorsak bugünden itibaren o görevi yapmaya çalışalım. Şimdi bunu rahat konuşuyorum. Hani Cenab-ı Mevla'nın bizlere bir tav var. Lima tekulüne mala yapalım. Yapmadıklarınızı niye söylersiniz ya? Yani yapmıyorsun. Niye söylüyorsun? Cenab-ı Mevla bizi bu konuda uyarıyor. Ey kul! Yapmadıklarını söyleme. Neredesin sen? Sen ne yapıyorsun? Kusura bakmayın. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Neredesin? Ha, neredesin? Neredesin sen? Kimin yanındasın? Kimle berabersin? Hangi inançla beraber bu işin kendisi veriyorsun? Buraya gel. Böyle ağır dökmek, gözeş dökmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz doğru yönde olmak. Yok olsak da doğru yönde olmak. Zarar görsek de doğru yönde olmak. Başımıza her türlü sıkıntı gelse de, siyasi ikbalimiz yok olsa da, geçimimiz yok olsa da, markamız yok olsa da doğru yanında olmak. İtimat edin. Mevlam doğruların yanındadır ya.
Ya bunu yaşıyorsunuz, yaşıyoruz ya. Doğru eğrilir gürülür ama yıkılmaz. Doğru yıkılmaz ya. Eğrilir gürülür, birileri iter, oraya kapar, oradan şamar atar, o eğrilir. Eğrilir gürülür ama yoluna devam eder. Yoluna devam eder. Bu böyle olmuştur ya. Bakın. Hayata bakın. Ve gerçekten bu toplumda ön plana çıkmış, gelmiş geçmiş. Eziyetler görmüş alimler, eziyetler görmüş idareciler, eziyetler görmüş iş adamları, eziyetler görmüş toplum insanları. Bakın, her biri doğruluktan vazgeçmemiş, çok eziyet çekmiş ama onlar tarihe altın harflerle yazılmış. Eğer altın harflerle yazılmak istiyorsak, eğer bu altın harfle yazılmak dünya olarak değil, Cenab-ı Mevlam'ın huzuruna altın harflerle yazarak gitmek istiyorsak, arkadaşlar her birimiz kendimiz çekileceğiz. Orada kardeşlerimize Mevlam sabırlar ihsan etsin, metanet versin. Bizlere de orada kardeşlerimize destek verme azmi versin. Destek verme gayret göstersin. Çok destek yolları var. El altından, el üstünden, oradan, buradan, dostlarla çok var ya. Dünya çok ufak bir şey arkadaşlar ya. Yani ben nasıl destek vereceğim kelimesini sormaya gerek yok. Çok yolları var. Çok yolları var. Kardeş aile olma yolları var. Oradan bir aileyle kardeş olup onun bir takım imkanlarını, ihtiyaçlarını karşılığını olur. Var da var ya. Var bunlar. Örnekler de var yani. Örnekler de var. Benim de çok samimi Filistin dostlarım var. Filistin kardeşlerim var. Çok değerli insanlar var. İstanbul'da aileleri burada olup bir kısmı ailesi Filistin olan çok kardeşlerim var yani. İstersen buluyorsun. İstersen bulmuyor. Allah da onun bereketini veriyor zaten. Değerli kardeşlerim, bu duygularla zalimleri Mevlam ıslah etsin. Eğer ıslahları kabil değilse, Kahhar ismiyle kahretsin. Bu güzel oruç ağzımızda, bu muharek günlerde, mağfiret günlerinde Mevla'ya böyle dua ediyoruz. Ya Rabbi, sen bunları ıslah et. Bunlar zalim. Bunlar zalim. Bunlar da senin kullanma. Zalim bunlar. İsyan etmiş bunlar. Bize de zarar veriyor. Ya Rabbi, ıslahları kabul değilse, biz bilmiyorum, kahret ya. Her şey senin elinde ya. Kahret ya. Mevlam kahraman eylesin inşallah. İnanıyorum ki onlar kahrolacak. Ve inanan insanlar tekrar huzur içinde bu dünyadaki varlıklarını sürdürecekler. Bu duygularla meclisimizin hayırlı olması temenni ediyorum. Ve kararlarımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum. Her birinize yürek dolusu oruçlu ağızlarımızla sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Sayın Başkanım, gündem 56 madde olarak meclislerimize ulaştırıldı. 12 ilave ek gündem maddemiz var. Toplam gündemimiz 68 madde. Bu 68 maddenin okunmuş sayılmasını ve kabul edilmesini teklif ediyoruz. Kabul edilenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Bir, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.03.2023 tarihli 3/222 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlı Komisyonu'na havale edilen Merkez Planlama Alt Bölgesi 1/25 ölçekli Nazım İmar Planı'nın kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 30.03.2023 tarihli komisyon raporu. Başkanım, 1. maddeden 23. madde dahil İmar ve Bayındırlı Komisyonu'ndan geldiği şekliyle kabulünü 24. maddenin de Plan Bütçe Komisyonu'ndan geldiği şekilde kabulünü teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler... Sayın Başkanım, komisyondan geldi. Ramazan'da konuşmayacaktın, ne oldu? Konuşmadı ama siz çok konuştunuz. Bu ayrı. Komisyondan gelen maddelerle ilgili olumsuz düşündüklerimiz var. 1, 2, 3, 21, 22, 23 ve 24. maddeleri red veriyoruz, diğerlerini kabul ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bu vesileyle... Maalesef elin bir yangın vakasında yitirdiğimiz personelimiz için de Allah'tan rahmet diliyor. Şahsınızda tüm belediye çalışanlarımıza da başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Biz de Saadet Partisi olarak 1, 2, 3... 21, 22, 23, 24. maddelere red veriyor. Şimdi vatandaş rahmetli olmuş, biliyorsunuz hikayeyi. Nekil nekil gelmiş. Hesap üzerine hesap.
hesap söylesin. Artık bizim mefta dayanamamış. Demiş Haşan, böyle yapıyorsunuz, kimse buraya gelmek istemeyin. Evet, buyurun. 25. Devam ediyoruz. 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Serdivan ilçesi Serdivan Kemalpaşa Mahallesi 16.776-17.559 parsellerle terkli alanlara ilişkin 1/1 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81.739 sayılı yazısı. Başkanım, 25. maddeden 32. madde dahil imar ve bayındırlık komisyonunun havalesini teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 2023 mali yılı gelir ve ücret tarifesinde Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'ne ait kısmında 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapımı bölümüne madde ilavesi şeklinde hazırlanan değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81.755 sayılı yazısı. Plan bütçe komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi'ndeki bir adet çelik ofisin Kızılay Kan Merkezi olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu 15E, 18E ve 75D maddelerine göre Türkiye Kızılay Derneği Sakarya İl Merkezi Başkanlığı adına tahsisi, tahsis ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Encümeni yetki verilmesine ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81.336 sayılı yazısı. Kabulü teklif ediyoruz başkanım. Yani Sayın Başkanım, CHP grubu olarak red veriyoruz. Red. Enteresan. Kızılay Kan Toplama Merkezi'ne. Oraya mı? Kızılay. 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 Kabul. Kabul. Tamam, red dedi. Hayır. Hani red basın. Hayır. Basın. Kabul. Kızılay Kan Toplama Merkezi'mize red dedi. Kabul. O değil. Evet. Yani o maddeyle alakalı komisyon ifadesi yapıldı. Evet. Tamam. Şey takıldım. Arkadaşlar malum Kızılay'ımız güzel hizmetler veriyor. Ve bunu seher olarak da çalışmayı yürütüyor. Bizler de Sakarya'mızın en merkez, en güzel yerinde mükemmel, şık bir kan toplama merkezi yaptık. Gerçekten bu kadar şık olur yani. Burası zaten biraz atıldı ama köşe. Atıldı yani, çok değerlendirildi. Aynı zamanda kan konusunda da biraz ihtiyaç var. Duyuyorsunuz, kanlar var. Kan stoklarımızda biraz daralmalar var. İnşallah o güzel mekanda her birimiz güzel kanlarımızı, o yiğit kanlarımızı ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere veriyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Allah barak etsin. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul etmiştir. Teşekkür ediyorum. 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın belediyemize ait Serdivan ilçesi, Serdivan Köyü idari olarak 5 Köprü Mahallesi 14.414, 14.415, 14.416, 14.417, 14.418, 14.419, 14.420, 14.421, 14.422, 14.423, 14.424, 14.425, 14.426, 14.427, 14.428, 14.429, 14.430, 14.431, 14.432, 14.433, 14.434 ve 14.435 nolu parsellerin Sakarya Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 31.03.2023 tarihinde belirlenen toplam 23.109.907,50 TL bedelin 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18 İ maddesine göre aynı sermaye artışı yapılarak onu Sakarya İnşaat Pazarlama Ticaret AŞ'nin adına tapu tescil işlemleri yapılmak üzere Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 04.04.2023 tarihli ve 82.003 sayılı yazısı. Kabulü teklif ederiz başkanım. Evet arkadaşlar. Sayın Başkanım, bu maddeye red veriyoruz biz. Teşekkür ediyorum. Bir şey sorabilir miyim? Siz bu maddeyi kaç olarak okudunuz? 35. Tamam. 35. Şimdi değerli arkadaşlar, konut Sakarya çok hızlı bir şekilde gidiyor. İnşallah Sakarya'mızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve aynı İstanbul'daki bir zamanlar Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi gibi Kiptaş gibi. Kiptaş. Tabii TOKİ çok büyük. TOKİ'yle biz asla mukayese edemeyiz de Kiptaş gibi Sakarya'mızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Bu da sizin eseriniz olacak. Bu da sizin kararınız olacak. Kararlarınız saygılı olsun. Eseriniz saygılı olsun. Mevlam ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bir an evvel buralardan güzel güzel evlere sahip olmayı istemen ediyorum.
Her birinizi bu konudan dolayı saygılar sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler bir oyla reddedilir. Başlıyor. Başkanım, bizlere tepki. Saadet Partisi var. Evet, fayda var çünkü. Milletin faydası ne ya? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Evet, devam ediyoruz. 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın belediyemize ait Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi 3331 ada 3, 3353 ada 3, 3355 ada 4, 3365 ada 5 parsel nolu arsa nitelikli taşınmazları ve Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 13455 parsel nolu 2.5.29 metrekare yüz ölçümlü hal tesisi nitelikli taşınmazın 5393 sayılı belediye kanununun 15E ve 18E maddesine göre satışı, satış ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 20.03.2023 tarihli ve 80.204 sayılı yazısı. Kabulüne teklif ediyoruz başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Sayın başkanım, bu maddeye red veririz. Oy çokluğuyla bir oy eksikle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Hayırlı işlere ama oy vermeyin ki, yani olmaz. 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Serdivan ilçesi Serdivan Mahallesi'nde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi tasarrufundaki 317 metrekarelik alanın vagon kafe sosyal tesis olarak kullanılmak üzere yıllık kârının %10'unun Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesi karşılığında 10 yıl süreli işletme hakkının Belpaşa AŞ'ye devredilmesi, işletme hakkı devir işlemleri için Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 23.03.2023 tarihli ve 80.624 sayılı yazısı. Başkanım 38. madde de aynı. Belpaşa işletme devri. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti hazineye ait 2495 parsel numaralı taşınmazın 13.500 metrekareli kısmının alt kiracılık kapsamında 5 yıl süreli belediye başkanımız adına kiralanması, kiralama iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 24.03.2023 tarihli ve 80.818 sayılı yazısı. Kabulü teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Akkazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi 386 ada 30 ve 31 parsel nolu taşınmazın üzerinde de jeotermal sera yapılmak ve işletilmek üzere 2886 sayılı devlet ihale kanunu kapsamında 29 yıla kadar sınırlı aynı hak tesis edilmesi, yapım ve işletme süresinin tamamlanmasına müteahhit jeotermal seranın Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi, sınırlı aynı hak tesis sözleşmesi akdedilmesi ve sınırlı aynı hak iş işlemlerinin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Büyükşehir Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 80.028 sayılı yazısı. Kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 41. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın Sakarya ili hasar görebilirlik projesi kapsamında tamamlanmak üzere olan saha çalışmalarından elde edilen verileri, proje hedefi doğrultusunda analizlerin yapılmasına dair çalışma yürütülmesiyle riskli yapıların tespitlerinin yaptırılmasının sağlanması için talep alınarak bu tespitin belediyemizle yaptırılmasına dair üniversitelerle işbirliği çerçevesinde Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi ve diğer üniversitelerle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 18G maddesine göre sözleşme ve protokol yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81.630 sayılı yazısı. Kabulü teklif ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 42. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın ilimizdeki riskli yapılar, riskli alan, rezerv yapı ve kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında bulunan taşınmazlara kira yardımı yapılması, taşınmaz tahsisi, rampası, satışı ve benzeri konularında Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81.756 sayılı yazısı. Hukuk Komisyonu ve Plan Birçok Komisyonu'na havalesi bekliyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 43. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkacak hafriyat toprağının geri kazanım amaçlı vasfı bozulan ve veya can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu alanların rehabilitasyonunda kullanılması için iş işlemler planlama ve yürütmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliği protokolü imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesine ilişkin 22.03.2023 tarihli ve 81.017 sayılı yazısı.
Kabulü teklifleri başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 44. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2023 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mobil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Projesi konulu projenin başvurusunun yapılması, gerekli belgeleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Ekşen Yüce'ye yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81.627 sayılı yazısı. Kabulü teklifleri başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 45. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 2023 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Sakarya Valiliği tarafından hazırlanan Sakarya Kadın Kooperatifleri Destekleme Merkezi başlıklı projeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ortak olunması ve projenin faaliyetleri ile ilgili gerekli belgeleri imzalamak üzere Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye yetki verilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81.759 sayılı yazısı. Kabulü teklifleri başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 46. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Birleşik Krallık Londra şehri Southwark Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması çalışmalarının başlatılması amacıyla kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesine ilişkin 31.03.2023 tarihli ve 81.628 sayılı yazısı. Başkanım, 47. madde dahil 46 ve 47'nin kabulü teklif ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 48. Ben Bilet Belediyesi Müslüman Türk bir Türk arkadaşımız. Haber vereyim. Evet. 48. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi sınırlarının içerisinde işletilecek olan elektrikli bisiklet paylaşım sisteminden gelecek olan yıllık net yarın %7'sinin belediyemize aktarılması şartıyla 10 yılına Belpaşa Aşehir'e devredilmesine ilişkin 04.04.2023 tarihli ve 81.956 sayılı yazısı. Kabulü teklifleri. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnşallah bundan Sakarya'mızda çok ciddi bir şekilde bu martılar gibi yani skuterların değişik şekli bisiklet, elit bisikletlerle yoğun bir şekilde benziyor inşallah. Farklı projeye hayata geçiyoruz. Hayırlı olsun inşallah. 49. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ilimin sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin YKS, Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı, EYT, AYT, YDT, ücret bedellerinin daire başkanlığı bütçesinden karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye yetki verilmesine ilişkin 04.04.2023 tarihli ve 82.001 sayılı yazısı. Kabulü teklif ediyoruz başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun inşallah kardeşlerimize. 50. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesinde yer alan tevdir cetvelinin ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesi ve 237 sayılı taşıt kanunun 10. maddesi hüküm gereğince bir adet aracın alınması, işte işlemlerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı yetki verilmesi için 30.03.2023 tarihli ve 81.451 sayılı yazısı. Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini teklif ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 51. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinin Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü biriminin kurulmasına ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81.338 sayılı yazısı. Başkanım, burada müdürlük kısmına denetleme kısmını da ilave ederek kabulü teklif ediyoruz. Peki. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 52. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gençlik Eğitim Şube Müdürlüğü biriminin kurulmasına ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 82.029 sayılı yazısı. Kabulü teklif ediyoruz başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 53. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirler arası ve ilçeler otobüs terminalinde yönetmeliğinin revize edilmesine ilişkin 03.04.2023 tarihli ve 81.757 sayılı yazısı. Hukuk Komisyonu'nun havalesini teklif ediyoruz başkanım. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 54. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 6. maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Encümen Üyeliği'ne 1 yıl süreyle meclis üyeleri arasından 5 üyenin gizli oyla seçilmesine ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81.221 sayılı yazısı. Başkanım, Hasan Çetinkaya, Necdet Tömekçe, Aysun Gözyuman, Enver Çelik, Recep Boğaz.
55. Yazı işleri ve kararlar dairesi başkanlığının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 15. maddesine istinaden imar ve bayındırlık, plan ve bütçe, çevre ve sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve spor, ulaşım, hukuk, tarım ve turizm komisyonlarının açık oylama ile 1 yıl süreli görev yapmak üzere üye seçimine ilişkin 29.03.2023 tarihli ve 81.322 sayılı yazısı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Necdet Tömekçe. Mustafa Karahasan, Meryem Sağlam, Ömer Susran Hunca, Adem Sefa, Halim Kılkış. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu. Cemil Kocacık, İsmet Yavuz Yiğit, Recep Yarıcı, Rahmi Şengül, Recep Eroğlu, Zeki Kambur. Erbay Kayar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hukuk Komisyonu. Soner Yıldız, Yakup Ayar, Uğur Kılıçoğlu, Recep Yarıcı, Lokman İçöz, Seçkin Akça. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Ulaşım Komisyonu. Halim Kılkış, Cüneyt Şensoy, Rıdvan Elturan, Emre Yılmaz, Mehmet Aktaş, Bahri Arkan. Müdaver de Bahadır. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Çevre Sağlık Komisyonu. Murat Özdemir, Mustafa Yıldız, İsmet Yavuz Yiğit, Hüseyin Emanet, Hüseyin Aldızoğlu, Recep Yeşil. Fatih Şentürk. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eğitim Kültür Komisyonu. Mehmet Yılmaz, Sefer Çoruhlu, Aysun Gözyuman, Emre Yılmaz, Özgür Özmen, Muhammed Çatırbaş. Abdullah Kaşkaş. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Tarım Komisyonu. Levent Tunç, Lokman İçöz, Necmettin Akber, Mehmet Aktaş, Murat Özdemir, Recep Boğaz. Ergün Öztürk. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Turizm Komisyonu. Enver Çelik, Özgür Özmen, Serkan Cerreoğlu, Cüneyt Çensoy, Yakup Ayar, Lütfü Tansı. Faruk Nalçacı. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Evet. Faaliyet raporunun onaylanması münasebetiyle ben izninizi arz ediyorum ve yerine başkan vekili buraya takdimi buyurun. Özcan Özel, öyle mi? Teşekkürler.
Evet, çok değerli belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, çok değerli bürokratlarımız, değerli basın, hepinizi saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Nisan ayı meclis toplantımız Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Evet, kavga maddesiyle başlayalım hocam. Evet, 56. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın Strateji Yönetim Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu 18A maddesi gereğince görüşülmesine ilişkin 27.03.2023 tarihli ve 80.928 sayılı yazısı. Kabul teklif ediyoruz başkanım. Kabul edenler, etmeyenler... Sayın Başkan, biz ilet veriyoruz. Oy çokluğunda kabul edilmiştir. Biz de Saadet Partisi olarak yapıyoruz. 57. 57. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın Türkiye'de iklim uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi kapsamında Danimarka'nın Kopenhag ve İsveç'in Stockholm kentlerinde kent ölçeğinde iyi uygulama örneklerinin görüşülmesi ve görüş alışverişinde bulunması amacıyla çalışma ziyaretini İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Mustafa Yıldırım'ın, İklim Değişikliği Şube Müdürü Elif Temizel'in ve Çevre Mühendisi Hüma Baylav'ın 7-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında yol dahil görevlendirilmesi, medya mevzuat çerçevesinde harcayarak ödenmesini ve hizmet pasaportu işlemleri için gerekli evrakların sağlanmasına ilişkin 10.04.2023 tarihli ve 82.534 sayılı yazısı. Kabulü teklif ediyoruz başkanım. Evet, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 58. Kocaeli İlçe Belediye Başkanlığı'nın Kocaeli İlçesi sahil kesimi kısmı 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planında kalan Kocaeli İlçesi Yalı Mahallesi 178 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sayılı Kocaeli Belediyesi adına kayıtlı parsellerde kamu hizmet alanı olarak planlanan alanın bir kısmının park alanı, bir kısmının konut alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesine ilişkin 06.04.2023 tarihli ve 1268 sayılı yazısı. Başkanım, 58. madde, 65. madde dahil imar ve bayındırlık komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Evet, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 66. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 1. OSB Grup Amirliği isminin 1. OSB Şehit Yusuf Turgut Grup Amirliği olarak değiştirilmesi teklifi. Kabulünü teklif ediyoruz başkanım. Evet, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 67. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Ardaş Adapazarı Gaz Dağıtım AŞ'nin binasında 28.04.2023 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ve ilzam etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Furkan Beşer'in görevlendirilmesi ve yönetim kurulunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yücel'in temsil etmesine ilişkin yazısı. Kabulünü teklif ediyoruz başkanım. Evet, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oy birliği. 68. Hendek Belediye Meclisi'nin 2023 mali bütçesine 100 milyon TL ek ödenek konulmasına ait 05.04.2023 tarihli ve 35 sayılı kararın görüşülmesi. Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini teklif ediyoruz başkanım. Evet, kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, maddelerimiz bu kadar. Encümen üyeleri seçimi oylaması sonucu Hasan Çiftlikaya 62, Necdet Cömetçi 61, Aysun Gözyuman 61, Enver Çelik 61, Recep Boğaz 61 oyla encümen üyeleri seçilmiştir. Hayırlı olsun. Evet, Mayıs ayı, bir sonraki Mayıs ayı meclis toplantımız 8 Mayıs 2023 Pazartesi saat 14'te görüşmek üzere. Toplantımızı da kapatalım. Hayırlı olsun. Thank you.